Günaydın. Bugün pazar, saat yaklaşık 9'a geliyor. Bir spor yapacağım. Ondan sonra bakalım gün bizi nereye götürürse bütün gün sizi de benimle beraber, bizimle beraber götürmeyi, taşımayı planlıyorum. Bir günü beraber geçirelim. Ama her şeyden önce bir yan eve doğru ilerleyelim. Şu anda burada durum bu. Bunun üzerine hiçbir şekilde basmamamız gerekiyor. O yüzden kullanamıyoruz. Duşu da kullanamıyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü aşağıya bayağı su akıtıyordu. O yüzden yapmaları zaten gerekiyordu bir yıldır. Ama sonunda vakit bulup geldiler. Ben. Eğer dikkatinizi çektiyse cilt bakım ürünlerimi değiştirdim. Artık mümkün olduğunca hayvan deneyi yapmayan ürünler kullanmaya çalışıyorum. Bu Dermojika'dan da zaten bahsetmiştim bir videoda. Ve hayvan deneylerinden bahsetmiştim bir videoda. Bugün aktif yapalım. Yani aktif dediğim hani bölgesel karın bacak öyle yapalım. Yayı gösterdim mi size? Bir yıldır bunu bekliyoruz dedim. Çekya'da Türkiye'dekinin aksine bu tarz işler çok uzun zaman alıyor. Yani biz eve ilk girdiğimizde bu eve banyoda böyle problem vardı. Bu arada neydi onu da anlatayım. Böyle banyo zemini sürekli hareket ediyordu. Yani biz oraya girdiğimizde hiçbir zaman sabit bir zeminde durduğumuzu hatırlamıyorum. Ve artık bu iyice su birikmeye başladı altında ve o banyonun, duşakabinin içindeki taşlar kırılmaya başladı. Mesela yaklaşık bir 3 haftadır herhalde sürekli tuvalet için, banyo için yan eve gidip geliyoruz. Hatta ona da bir isim taktık. Boş and travel diye. Yıkan ve seyahat et. Boş and travel yani. Boş and travel serüvenimizin artık sonuna geliyoruz. Ama bu serüvenimizi, bu maceralarımızı da sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Böyle değişik tecrübeler yaşıyoruz. Bunu içeceğiz Mert'le. Son dönemlerde favorimiz bu. Biraz sesli ve rahatsız edici bir proses olacak. Özür dilerim şimdiden. Kahve kokusuyla güne başlamak kadar güzel bir şey yok gerçekten. Buyurun. Teşekkür ederim. Kahve sohbeti yapalım sizinle beraber. Biraz da Prag'dan haberler paylaşayım istiyorum. Pandemiyle ilgili özellikle. Çünkü son dönemde bazı değişiklikler oldu. O yüzden de hazır olmuşken... Değişmeyen şeyler değişti. Evet, yani artık mutluyum bu konuyla ilgili. Güzel haber, benim için güzel haber. Devlet 3 Mayıs itibariyle birçok marketleri, shopları ve bazı servisleri artık açmaya karar vermiş. Ama... Burada şöyle bir detay var. Öyle elini kolunu sallayan giremiyor. Diyorlar ki eğer bu tarz yerlere gidip bu servislerden, bu hizmetlerden yararlanmak istiyorsanız ya negatif PCR testi ya negatif antigen ya da antijen uygulamanız gerekiyor. Yani bunu sunmanız ya da, gerekiyor. Ya da aşı kartınızın olması lazım. Ya da son zamanda eğer bu virüse yakalandıysanız o noktada yine girebiliyorsunuz buralara şeklinde böyle bir
sert kural getirdiler. Bu arada barlar, kafeler için de geçerli olacak deniyor. Kapalı alanları için. Bütün kapalı alanlar için yani. Ama mağazalar hariç, alışveriş merkezleri hariç. Çünkü sonuç olarak spa'ya gittiğinizde uzun süre orada vakit geçiriyorsunuz. Sürekli bir temas halindesiniz. Belki maskenizi çıkarmanız gereken durumlar olacak. Spa'da çıkaracaksın. Spa'da çıkaracaksın. İşte barda, kafede yine çıkaracaksın zaten. O yüzden bu tarz bir ön koşul getirdiler. Bence bu çok güzel. Yani her ne kadar zorlaştıracak olsa da oralara gidişleri, eğer gerçekten gitmen gerekiyorsa test yaptıracaksın veya bu tarz söyledikleri şeyleri yaptıracaksın, gideceksin. Ve bu bence ciddi anlamda alınan güzel bir karar bu tarz yerlerin açılması için. Bununla birlikte açıkçası bizim de işimize geldi. Çünkü normalde PCR testi burada 1800 kron. Hmm. Yani 700-750 lira civarında. Çok pahalı, yani çok burada pahalı. PCR bir testi. Bir kişinin PCR testi alması. Evet. Ve bunu siz seyahat etmek istiyorsanız yapmak zorundasınız. Ve iki kere yapıyorsunuz bu arada bunu. Hem uçağa binmeden önce, hem işte Türkiye'ye gittiniz, döneceksiniz. Türkiye'den yaptırıyorsunuz uçağa binmeden önce. Artı buraya geldiğinizde... Beşinci gün mü? Buraya döndüğünüzde tekrar yaptırıyorsunuz ve bu mecburi. Eskiden ya karantina ya test diyorlardı. Şu anda test mecburi. Bu tarz güncel gelişmeler var Prag'dan. Onları da sizinle paylaşmak istedim. Ben Zeynep Çizmeci Kırkağaç. Sabah haberlerinde bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki haber seansında görüşmek üzere. Esenlikle kalın efendim. Kestik. Şimdi Bolt'la gideceğiz. Buranın lokal Uber'i. Lokal Uber aslında şey Avrupa'da bayağı popüler. Türkiye'de popüler. Görmedim ama evet, burada bayağı var. Gideceğimiz yere onunla gideceğiz. Çünkü biraz daha yakın sürüyor. Bir de toplu taşımayla galiba değiştirmemiz falan lazım. Böyle Uber'e binmek daha kolay. Bir de şimdi toplu taşımayla yarım saat sürüyor. Öyle mi? Uber'le 9 dakika. Bir de şöyle bir şey var. Şu maskeyi bir çıkarmak istiyorum ya. Benim duyduğunuzdan çok emin değilim. Tabii misin? Çağırdın mı bu arada? En azından gelene kadar böyle konuşalım. Toplu taşıma. Biz bu pandeminin başından beri kendimize açıkçası ulaşım kartı almadık eskisi gibi uzun süreli. O yüzden böyle ara ara giderken açıkçası alıyoruz. Tek binişlik. O yüzden tek binişlik kartlar genelde böyle 2 kişi 50 krona falan geliyor. Ama Bolt'la şu anda 80 kron, 100 kron arasında gidebiliyoruz. O yüzden yarım saat değer mi? Aradaki 30 kron fark hayatta için. Hayatta değmez. Aynen. O yüzden bekleyelim ve hızlı bir şekilde gidelim. İki hazır dakikası. Güneş de çıkmış. Güneşi de kaçırmayalım. 2 dakikası var bu arada. Tamam, bekleyelim o zaman o sırada. Ve işte geldik. Şu girişin güzelliğine bakar mısınız? Peki şurası. Tam Instagram fotoğrafları için. Şu çiçekler. Efsane. Çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Neredeyiz? Burası Troya Sarayı diye geçiyor. Şu an zaten göstereceğiz etrafını. Bina gerçekten bir saray gibi. Burası da sarayın bahçesi. Burası eskiden evet saray olarak kullanılıyordu. Ama şu anda devlete ait bir yer. O yüzden de böyle herkese açık bir yer halinde. Bu arada şunları merak ediyorum. Bakacağım. Baktıktan sonra da neler olduğunu söyleyeceğim. Muhtemelen hepsinin bir anlamı vardır çünkü. Tanrılar gibi. Olabilir. Bu bir savaşçı gibi.
De olsa o sarayda olmak, yani o saraydaymış gibi hissetmek güzeldi. Bir şeyi temsil ettiğini düşünüyorum. Bu mesela denizle ilgili bir şey olsa gerek ki ahtapot ve burada da bir deniz kabuğu var. Orada çiçekler vardı. Şurada aslan var. Bunun aslan ne olduğunu bilemiyorum. Ya. Şu. Ha, diğerinde evet. Bak mesela burada bir kılıç var. Sanırım. Evet. Hep böyle üzerine bir ince bir şeyler çizilmiş. Bu arada şu olaya bayılıyorum. Evet. Tanrıçalar bence bunlar. Evet, tanrıça. Evet, öyle bir şeyi sembolize ettiğini düşünüyorum hepsinin. Burası diyor Prag'daki ilk yazlık saray. Barok mimariyle yapılmış olan. İki tane İtalyan baba oğul yapmış burayı. İçerisinin dekorasyonunu da onlar yapmışlar. Biz zaten anlamıştık kapıdaki o merdivenler. Çok benziyordu. Bir de oradaki merdivenlerdeki karakterler bu Roma dönemindeki, Roma İmparatorluğu dönemindeki emperorlara benziyorlardı. Zeynep dedi ki bunlar herhalde dönemin işte tanrı ve tanrıçaları herhalde falan dedik. Öyleymiş gerçekten. Evet. O etrafındakiler de onların koruyucularıymış. Öyle diyor. Geometrideki simetri kullanılarak yapılmış. O yüzden bütün o bahçenin peyzajı aynıymış. Çok aynı, simetrik. Gerçekten güzel duruyor bence de. Bu kapının girişindeki... Yani o ilk videoyu gösterdiğimiz yerdeki... Evet, o merdivenlerdeki, İspanyol merdivenlerine benzeyen merdivenlerdeki sembolize edilmiş şeyler Titanların savaşıymış ve klasik tanrıların. Yani dediğimiz gibi bu Herkules diye geçiyor ya, onların... Yunan mitolojisindeki tanrıların ve titanların savaşını sembolize etmeye çalışmışlar. Böyleymiş. İçerisi ya. İçerisi ana... mi? Of, çok güzel görünüyor. Ana girilmesi, yani girdiğinizde gördüğünüz yer bu. Teşekkür ederim sevgilim çiçek için. Rica ederim. Roma'ya gidemiyor olabiliriz ama Roma ayağımıza geldi. Hatta şurası da Aşıklar Çeşmesi. Çok öyle bir havası yok mu? Tabii, arka taraf şey. İspanyol merdivenleri. Önünde Aşıklar Çeşmesi ve biz Roma'dayız. Ama zaten İtalyan mimarlar yapmış ya. Evet, doğru. Deniz adamı. Çok keyifli bir yerdi bence. Güzel bir hafta sonu aktivitesi özellikle. Biraz da olsa Prag'da baharı beraber burada karşılamak güzeldi bence. Ama artık dönme vakti. Eve geçiyoruz yavaş yavaş. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir burayı. Web sitesini de koyacağım aşağıya. Daha fazla bilgi almak isterseniz eğer o web sitesine girip detayları inceleyebilirsiniz. Buradan. Bu güzel manzaradan